Giden inardan bakma, düşme peşine. Bara bara bara, bere bere bere. Ara güzel güzel, hareketler iyi. Bara bara, çok iyi oğlum. Gel bakayım. Ne yapıyorsun? Öğrencilik hayatında daha çok nasıl besleniyorsun? Sağlıklı. Sağlıklı şeyler. Evde salata yiyordum. Aynen. Aşırı sağlıklı. Salata. Sen. Ton balıklı salata. Diğer kılıç olarak sen. Aklıma başka sağlıklı bir yemek gelmemesi peki. Aşırı dengesiz besleniyordum. Hiç yemek yemiyordum Burak. Yediğimde de böyle abuk subuk ne buluyorsam onu yiyordum. Sürekli öğün atlıyordum. Hatta lise arkadaşlarım bilir. Yemek yemeyi unuttuğum için bayılıyordum. Benim annemin beni 3 saatte bir yemek yedin mi diye arayıp sorduğunu bilirim. Şimdi bizim okul devlet okulu olduğu için. Evet. Aa! Bozuntuya verme. Haydi bakalım. Oğlum, bozuntuya çok verme. İyi ya. Ya abi yok, çok iyi bölüm ya. Bu arkadaşlar. Görüyor hiç... musunuz? Bir şey görüyorsunuz değil mi? Bugün seninle üniversitede okuyan dostlarımızın öğrenci evlerinde yedikleri yemeklere tepki vereceğiz şimdi. Ne yiyorlarmış bir korktum. Aa, yemek bölümüne mi katıldım ilk defa? Evet. Yaşasın. Sonra... Kimse öğrenci evinde eti yemediği için et fiyatlarından. Lezzet şelalesine dalmaya hazır mısın? Farklı farklı makarnalar gelecek diye tahmin ediyorum. Hazır mısın? Hazırım lan. Çok açtım ya. Acayip açım. Bir özür diler misin? Ne oldu? Lan dedim. Ulan dedim. İlk yiyeceğimizi sana getiriyorum. Öğrenci evlerinde özellikle sabahları. Tost. Delirdim. Çok mutluyum ya. Allah çağırsın çok mutluyum ya. Bayağı mutluyum yani. Vallahi bunu böyle fırlatıp atasım var yani şu tarafa. Aşırı gerginim. Saat 10.30'da buraya geldim. Kahvaltı yapamadım ve Burak 11.40'da geldi. Şu an saat 12'ye geliyor. Ve ben bekliyorum. Geçen videoda da dediğim gibi zorla tutuluyorum arkadaşlar. Kendi isteğimle burada değilim. Kim geliyor? Sütçüoğlu. Ayran. Tavuk döner ayran. Güzel. Tavuk pilav. Ve yanında ayran. Hayırlısıyla açıyorum. Hayır mı hayırsız mı artık bilmiyorum. Alkışlar eşliğinde. Hoppa! Simit mi? Ciddi misin lan? Ya bu ne? Süt mü bu? Ayran, süt, simit ayran ne ya? Simit ayran bayağı meşhur bir şey bu arada. Evet, gerçekten. Ben çok hakim değildim bu olaya ama simit ayranı beğenenler çok beğeniyor. Simit ayran ben çok severim. This is not yemek. Sen bizim öğrenci evlerinde hiç yemek yiyen öğrenci arkadaşımla dalga mı geçtin şu an? Bu bir yemek değil. Ya yiyecek dedik zaten. Yo yemek dedin. Ya yiyecek dedik. Ya yiyecek dedin. Yemek dedin. Peynir, kaşar, evet, peynir. Ayran var. Biz... Ayran var. Simitle, ya çok yazık ya. Öğrenci olmak çok zor moruk. Ciddi anlamda çok zor yani. O yüzden bunları yemelerine hiç şey yapmam, şaşırmıyorum yani. Evet. Çok çok zor. Hemen ayran. Olayı bu. O da şu an öğrenci evindesin sen. Hemen bak, trik, aynen. Simit yedik, ayran içtik. Çok iyi şu an. Güzel bir ikili şu anda. Çayla daha iyi oluyor. O bir tartışma konusudur zaten. Simit çay mı, simit ayran mı? Rapt diye kefir getirme. Kefir sevmiyorum da. Ayran dediysem niye kefir getirmek? Sen güvenilir bir insan mı olduğunu zannediyorsun? Peki ayran simit ikilisini ilk defa deniyorsun şu anda. Onları nasıl buldun? Şey gibi bir şey bu. Hani içeri krem peynir sürmeyip ayran. Yanında evet yine zor süt ürünü yani baktığında evet. Yumuşatıyor simiti. Güzel oluyormuş öyle. Evet. Bir de bunu böyle kıtır. Evet çıtır simit halinde yediğini düşün yani. Tatlı pastane simiti almışsın. Bu simiti nerede aldın ya? Bu simit 3 gündür duruyor. Dedim ki dursun dedim ısıtma. Burak boşanmak istiyorum. Ne olur getir ne imzaladıysam altına bir tane daha atayım ya. Oradan kolunda her şeyin olurum mallarımın olur kusura bakma. Öyle kolay değil o işler. Al. Benim gözümde simit mesela ekmek gibi hani bir ekmek gibi bir yaklaşımım var. Tamam. Ekmeği de yemekle beraber yersin. Tamam. Yemeğim şu an ayran mı?
Hiç dışarıda abi... Ya, ayran, çorba mı bu? Buna... Hiç dışarıda büfeden gidip simit alıp ayaküstü yemedin mi ya? Öyle bir şey yaptıysam mesela böyle sandviç Allah gibi oluyor. Ben. Aralarına böyle kaşar peynir, salam koyuyorlar. Öyle yiyorsun mesela. Ben gidip ayakta simit alırdım, yerdim anasını satayım büfeden. Arasına bir şey... Düz simit koymam. Yedin mi? Herhalde yedim. Sırf doymak için. Çok yedim hem de. Nerede? Ne zaman yedin? Lan Bakırköy'de yedim. Dershane çıkışları. Sen dershaneye gitmedin ki Bakırköy'de. Hem işte öğrencilik hayatıyla ilgili hem eğitim sistemimizle ilgili bazı bilgiler vereceğim bugün sana. 2006 yılında ÖSYS'ye başvuran aday sayısı 1.6 milyon iken 2020 yılında 2.4 milyon olmuş. Yani %45 oranında artmış. Verilere göre 2021 YKS'ye başvuran toplam aday sayısı da yani 4.5 milyon olmuş. Yani... Dinlemedin işte. Hani nüfus mu artmış nedir yani? He. Neden? Çünkü üniversite mezunu olmayan iş bulamıyor. Yani üniversite mezunu da bulamıyor da yani. O yüzden insanların üniversite sınavına giriş oranı artmış olması normal. 2021'de abi başarı puan yüzdelerine göre TYT'ye katılan adayların %68'i 150 puan ve üzeri alarak barajı geçmiş. Yani %32'lik bir kesim barajı geçememiş. O dostlarımız da inşallah... Şey bir daha denerler. Bir daha girerler hayatın abi. Hayatın sonu değil. Bak. Aynen öyle. Tamam. Bir puanlarımıza geçiyoruz şimdi Dalyacığım. Ben çok severim simit ayran. Bu benim için mesela bir öğün gerçekten. Öğrenci gibi yani. Öyle mi? Okeyim yani. Ara öğün değil. Öğün mü bu? Öğün olarak yerim ben bunu. Ayran simit ikilisine 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 8 puan veriyorum. Çok sevdiğim için 8 veriyorum. 3. 3 mü? Abi bir peynir, bir salam. Ya, hani o aç bitirirler. Gerçi onlar da pahalı artık. 5. İyi. Güzel. Yani normal değil ki. Ama simit de severim yani bir yerde. 2. Bu ne? Bu öğün değil yani. Bak simit İnşallah domates... Şu anda... Bu çok ama yolda yenecek bir şey yani. Bir simit alayım, bir ara yiyeyim öyle bir şey. Şunun içine bir krem peynir sürersin. Açarsın evet, önce. Krem domates. Peynir sürersin. Domates, peynir, salatalık. Yanında da zeytin yersin. Bak 10. Puanım yemin ederim 10. Evet. Ama bu olmamış. Tamam. Devam ediyoruz ikinci evet. yiyeceğimiz ile. Bunu çok tutmadı günce. Evet. Çok gerginim, hala gerginim. Niye? Açım çünkü hala. Acım, ac. Vay, vay, vay. Bu abi özel bir yemek. Özel? Özel bir yerden alınmış bir yemek. Wow, i̇şte güzel. Bu. Pozitif enerji. Bak bunu... Bu on alır. Çiğ köfte. Etsiz herhalde bu arada babamın evet. izine göre. Evet, etsiz. Ne oldu? This is hazır çiğ köfte. Öğrendeki normal bir çiğ köfte değil. Değil değil mi? Ne Özellikle bu? Öğrenci evlerinde tüketilen BİM çiğ köftesi. Allah! Bu ne biliyor musun? Çiğ köfte. BİM çiğ köftesi. Evet. BİM çiğ köftesi. BİM. Aa ünlü mü? Ünlü tabii. Bir şey söyleyeceğim, ben çok severim çiğ köfte. Yani etsizin tabii ki. Yani burası hariç her yere aktın. Tebrik ediyorum limon kardeş. Şöyle parça parça alayım. Afiyet olsun. Çiğ köfte çok sevmem ama veganlar için çok iyi bir alternatif. Aç mideye de çiğ köfte ne güzel olacak şimdi biliyor musun? Neyse çiğ köfte severim. Ya öyle olur mu? İki tane kenarda kaldı sana bakıyorlar orada. Afiyet olsun. Ben buna tek atarım yalnız. At bakalım. Aa öyle olmaz. Şahit olmazsak ben inanmam tek atabileceğine. Vay arkadaş. Gerçekten arkadaşlar tek seferde yedi hepsini. Vay vay vay. Nasıl? Güzel. Aa fena değil lan. Valla. Belki de ben çok açım o yüzden. Ulan ayranı bitirdik ya. Tadı fena değil. Görüntüsü çok kötü ama tadı fena değil. Yenir yani yoklukta yenir gerçekten yenir. Kötü bayağı. Niye ya? Bence kötü değil. Dolu dolu böyle. Hayır, içindeki bulguru böyle şey olmamış, ölmemiş bile. Çıtı çıtır bulgur geliyor ağzıma. Güzel. Beğendin mi? Beğendim. Güzel, evet. Gerçekten güzel. Çiğ köftesi namı vardır yani öğrenci gerçekten evlerinde mi? Öyle söyleyeyim sana. Sen de yeni öğrenmişe benziyorsun. Şimdi Batuhan'cığım. Kadınlar. TYT sınavında erkeklere göre %71.5 ile daha başarılıymış. Sayısalda %42.98 ile, sözelde 62.40 ile, normal. Eşit ağırlıkta 49.57 ile daha başarılı olmuşlar kadınlar erkeklere göre. Erkekler boş durur mu? Yapıştırmış cevabı. Durmaz. Yabancı dil testinde %82... Acaba ne?
yabancı dil sınavında %82.64 ile daha başlamış. Bu kadar, başka da yok. Vallahi süper ya. Aynen. Onun üzerinden Anıl'cığım bim çiğ köftesine... 10. Tamam, bir 6 vereyim de mesela buna bir yemek olarak puan vereceksem 6 veremem. Ne olarak 6 verdin sen şu an? Atıştırmalık. 10 veriyorum. 10 üzerinden 10 veriyorsun. Abi öğrencisin, böyle bir lezzet. Çok gurme bir lezzet yani. Ucuz, doyurucu, mantıklı bir yemek. 9. 5. 5 puanımızı verdik. Çok mu verdim ya? Güzel ama yeniyor yani. Ve şimdi Atuhan'cığım. Noodle. Akşam saat nerede oturuyorsun? Tamam, noodle işte. Evindesin. Diyorsun ki karnım acıktı. Peynir ekmek. Evet, hazır olduğumuzda kapağını açabiliriz. Öğrenci evlerinde yenilen bir başka yiyecek. Bir dürüm yok mu şurada? Oo, what is this? Oo, çok şey bu. Oo, patso mu bu? Patso var efendim şu an önümüzde. Roldali anıları canlandı şu an. Çek, güzelmiş. Ne o? Patso. Bütün arkadaşlarım yine benimle dalga geçecek. Ofiste ismim Patso Dalia. Bir kere... O kadar mı? Bir kere yedim. Ama nasıl bu kadar vizyonsuz bir şey yersin diye linçlendim. Ve hala yıllardır benimle dalga geçiriyor Patso yediğim için. Ben böyle öğrenciye kurban. Babacığım. Ha bak, onu ısıracağım. Bu hangi öğrenci evi ya? Beni de davet etsinler. Ekmeği al üstüne koy, ısırayım. Bugün ben bunu ısıramam ki. Ya ben olayı o zaten. Patso yemenin bir adabı vardır. Bakalım az önce bulaştı. Ama bu ekmekle yenmez ki. Patso'nun adabını sen bu ekmekle bozmuşsun zaten. Yani hangi patso şu ekmekle yapılıyor ya Allah aşkına? Hadi. Al. Patso böyle mi yenir? Kibar kibar. Kızım da güzel güzel giyinmiş. Çok güzel makyaj yapmış. Saçı falan çok düzgün. Aa, hala bak. Ne yaptın yani? Ne yapıyorsun? Ya burki çok ileride kalmış, tam şöyle. Ya oğlum. Çok çirkin yedim ya. Ağzımı suratıma bak. Oğlum sen niye böyle yiyorsun? İşte Günce'den beklediğim çirkinlikte bir yemek oldu şu anda gerçekten. İşte bunu bekliyoruz. Ekmek arası patates olayı biraz enteresan değil mi sence? Güzel oluyor ama. Güzel oluyor. Ben buna... Ketçap mayonez etkisi abi o da. Allah Allah, nasıl kibar yiyorsun böyle ya? Yine gelmedi, sadece ekmek yedin. Evet. Kibar dediğimiz kısa bak. Tamam, sen onu yerken ben bazı yeni bilgiler vereceğim sana. Yapılan bir araştırmada üniversite öğrencilerinin %70'in ekonomik ve %40'ının barınma üzerinde problemler yaşadığı görülmüş. Evler çok pahalı. Aynen. Üniversitelerin yakından eğitime başlamasıyla beraber ülke genelinde özellikle büyük şehirlerde okuyan öğrenciler büyük bir yurt sorunu ile karşılaşmışlar. Evet. Kredi ve yurtlar kurumuna bağlı yurtlarda kalmaya hak kazanamayan üniversite öğrencileri kiralardaki artış ve yurtların pahalılığı nedeniyle eğitimlerini yarıda bırakma tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlar. Çok acı. Bak, içler acısı gerçekten. Sosyal Demokrasi Vakfı Gençlik Örgütlenmesi'nin bir raporuna göre artan öğrenci sayısına paralel olarak yeterli yurt inşa edilmemesi İstanbul'da yatak başına 32, İzmir ve Ankara'da yatak başına 11 kişinin düşmesine neden olmuş. Yazık, günah ya. Bu duruma tepki göstermek isteyen üniversite gençleri barınamıyoruz eylemini başlattılar. Barınamıyoruz hareketine dahil olan yüzlerce üniversite öğrencisi bu kentlerdeki parklarda gece sabahlarken sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yaşadıkları sorunu gözler önüne sermişler. Ekip olarak da umuyoruz ki bu sorun en kısa sürede çözülür. Evet abi ya, bu nedir abi ya? Bu nedir abi ya? Evet, büyük bir sıkıntı var yani şu anda. Çok haklılar. Ben hiçbir şey yemem, üstüne o kadar az bir şeyler anlattım sana burada. Yememişte. Maşallah ya, bunu da sana söylemek istemiyorum ama ayı gibi yedim yani, kusura bakma ama. Evet, puanlamamızı alalım. İnsan arkadaşın ayı gibi der mi? 10 veriyorum Patso'ya, 10! Kaç puan 10. veriyoruz Patso'ya? 10. Bu bence bir tık daha ileri seviye yani, bunun bir altısı var. 10 üzerinden kaç puan veriyoruz Patso'ya? 10 veriyorum. Her zaman mutlu eder, karnımı doyurur. Puanım 9.
Puanım 9 kanka diyor Yaren. 9 puanla Patsu'yu niye suratını vuruyor? Kanka mı? Öyle bir şey var ya, sana puanım 9 kanka. Yok. 2 senedir yarattığım tüm vizyon bir bölümde nasıl gider? Gerçekten öyle ya. Simit ayran çıkar, oley, çiğ köfte, yeee. Evet, 10 puan alıyor Patsu. Dali yeter artık, gemi onu. Ne diyorsun, ne diyorsun? Su vereyim mi sana bir tane? Ben kusacağım sanırım. Saçmalama Dalia. Çok pratik bir yemeğe geldik abi. Makarna. Makarna, makarino. Nasıl anladın lan? Harbi mi lan? Alan bir et ya, bir protein kaynağı lazım. I know. I know kim acaba? Bir şey söyleyeyim, ben bu paketleri çok seviyorum. Çatalı var yani. Ben şu an çok mutluyum mesela. Allah Allah. Güzel kokuyor arkadaşlar, göstereyim. Evet. Ay ay oğlum, donmuş lan bu. He. Bakalım. Çok kötü. Çok mu kötü? Bayağı kötü. Ben patsomu geri istiyorum. Beğenmedin mi? Güzelmiş lan. Vallahi ben evde kendim makarna yapınca böyle olmuyor. Domates çorbasının içine makarna koymuşlar gibi. Ya sosu mu çok? Ha. Ve sosu da domates çorbasını andırıyor. Ama makarnası al dente. Güzel, fena değil. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedin? Hiç beğenmedim yani, çok kötü. Peki bu noodle mı daha iyi o zaman? Noodle güzel abi. Noodle güzel abi. Bu iyi bir şey. Bu makarnaları çok seviyorum ben ya. Allah kahretsin. Oo çok iyi. Ya, okay. Okay. Sosu güzel bunun. Ben mesela sos, işte soğan atıyorum, kavuruyorum. Üstüne birazcık domates koyuyorum. Kekikler, mekikler, bilmem neler. Sonra boca ediyorum şeyin üstüne, makarnanın. Böyle olmuyor. Yavan ya, ben ev makarnası candır. Alın evde makarnayı, 2 dakika haşlayın. Üzerine yoğurt koyun, yiyin. En kötü yani. Şun böyle hazır şeyler yemeyin. Şöyle ben bilgi vereyim o zaman sana. Türkiye'de 2021 yılı itibariyle 205 üniversite varmış. Bunlardan 129'u devlet üniversitesi, 76'sı vakıf üniversitesiymiş. 2002'de ise bu rakam, yani toplam üniversite sayısı 76'ymiş. Ne? Her şey baştan mı okumuş? Toplam 200 tane okul varken 76 okula mı düşmüş? Dinlemedim mi? Ne 76'ymiş anladım. Yoruldum arkadaşlar, saat 9. Dipnot olarak bir bilgi de şöyle verir. 2021 TYT sınavında 23.695 kişi 0 puan çekmiş. Olabilir. 23.000 kişi. Olabilir abi. 0 puan. Olabilir. Sert. Tabii. Hoş değil. Hoş değil. Niye böyle oluyor peki Burki? Hiç doğru yapamamış. Evet. Ya da yanlışlar doğruları götürmüş. Çocuk düşmüş 0'a. Bilmiyorum, çalışmamış olması lazım yani. Okula falan gitmemiş olması lazım. Kaç puan veriyoruz hazır makarnaya? Öğrenci yemeği için onun üzerinden 10 abi. Olur. Çiğ köfte ve patso bundan daha iyi. 7. Tadına bayılmadım ama 6, ucuza 7. Rahat bir şey, aynen. 7. Yani. 7 puan. Hazır makarnaya puanım 4. Bunu nimetten de saydığıma şükredelim. Noodle'la birleştirirsek. Ama noodle seni yedirdiğin noodle güzeldi. Ortalama puanım 5. 1 puan. Böyle ben... boynu bükük bir ama yani mutsuz ve 1 veriyorum. Ya hazır mutlular bu kadar kötü değil ya. Bu kötü. Senin için en güzeli en sona sakladım. Hapur hapur yiyeceksin kardeşim. Vallahi mi lan? Yaptın lan. Şunu yapma. Kaydım. Bir dakika, öğrenci yemek olarak ne kaldı onu düşünüyorum şu an. Anılcım bu en pratik. Pratik. En ucuz. Ekmek. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Açsana artık. Açtım. Salça ekmek. İstiyorum. Bu ne? Salçalı ekmek. Salçalı ekmek. Çocukluğumuzun. Vazgeçilmezi. Tekrar edeceğim mi? Hayır. Öğle arası. Ha. Acıkmışsın lan. Ne yesek. Şunu mu alsak, bunu alsak. Ne uğraşacağım ya? Evde salça var mı? Var. Ekmek var mı? Var. Ne sürüp duruyorsun? Neden yemeyelim? Hayır ya. Ya simiti getir. Simit ayranı getireyim ederim ya. Bu ne simit ayranı arar olduğu? Doğumda hiç yaşamamışsın ya.
Abi salçayla ekmek güzel bir ikili değil. Yine salça bakalım. Çok tuzlu bir şey. Yine bakalım yani. Güzel mi? Evet. Fena değil. Fena değil mi? Ama yani salça ve ekmek günün sonunda. Yani tadıyla ilgili söyleyebileceğim tek şey salçalı ekmek. Salçalı ekmek diyor. Yani evet salçalı aynen değil. Öyle. Fena değil. Ama makarnayı tabii ki tercih edersin. Ama baktın ki cebinde 3,5 lira var. Evde ekmek var, salça var. Süreceksin. Neden yemeyelim? Yapacak bir şey yok. Aynen. Bu arada bunu benim bu yaz yapmışlığım var. Bu biber salçası mı, domates salçası? Domates. Galiba biber salçası daha güzel. Sesi değişti. Ekmek tam böyle boğazımda kaldı ve konuştum. Yutamadım da orada öyle kaldı. Hiç güzel. Ya şöyle, bizim çocukluğumuzda çok gelirdi. Sen yedin mi salçalı ekmek? Yedim. Dışarıda top oynardık, tellerdik, eve girdik. Oğlum gel eve. Ha işte derlerdi. Böyle bir kültür girerdik var demek. Uyurduk 4'e kadar. Çok keyifli, çok keyifli zamanlardı biliyor musun? 10 üzerinden. 6. Bir saniye cümlem bitsin. Kaç puan? 5. Bitiriyorum. Hı-hı. Veriyorsun. 4. 7. 7 puan verdim. Makarnaya 7 mi vermiştim? 6. Salçalı ekmeğe karnım. Bu kültürün içindekiler bana kızmasın ama puanım 4. 3. Hadi 3 vereyim. 3 puanımızı. O da hastası verdiğim olanların hatırına. Verdiğim Gülce bu bölümü hiç beğenmedi arkadaşlar. Düşük puanlar. Bitti mi? He. Dalga geçiyorsun. Ay ilk defa bir yemek bölümünde ben şeyi anladım yani. Ben öğrenci evinde çok güzel misafir olurum. Çok da severim yemeklerini yani. Evinde konser yerim. Buradan bütün okuyan öğrenci dostlarımıza, öğrenci evlerinde kalan dostlarımıza sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Buradan yani sevgilerimizi, selamlarımızı dostlarım iletelim. Bir tek sizi ben anlarım bu ekipte. Başka kimse anlamaz. Zaten yaşları olmuş 30. Bunlar üniversiteyi falan unutmuştur. Hafızalarından gitmiştir. Cevap istemiyorum. Şimdi öğrenci evinde yenilen yemeklerden üzerinden 5-10 dakika geçti. Batuhan hepsini yemedi. Batuhan durumunu bir anlatır mısın bize? Mideme oturdu. Bir ağırlık çöktü. Kaldım burada. Çocuk 10 dakikadır öyle oturuyor yani. Gerçekten ben hareket edemiyorum. Duygu düşüncelerini bir aktarsın istedim yani gerçekten. De arkadaşlar o yüzden böyle hepsini karıştırmayın diye. Arkadaşlar çok karbonhidrat yükleniyorsunuz. Yapmayın.